Dizleriniz öyle ağrıyor, öyle acıyor ki bırakın egzersiz yapmayı kıpırdatamıyorsunuz bile. Ya da yaşınız çok ileri, dışarıda yürüyüş yapmak bir yana dursun, evin içinde bile dolanmak sizin için eziyet. İşte o zaman bu egzersiz tam sizin için. Diz eklemi ile ilgili rahatsızlıklarda en büyük problem eklem içindeki dokuların beslenememesidir. Yani yaralanmış bir dokunun iyileşebilmesi için oraya iyileşme malzemelerinin gelmesi, oranın kanla beslenmesi, oksijenle beslenmesi gereklidir. Fakat diz rahatsızlıklarında önümüzdeki en büyük engel aşırı kilolu olmaktan ziyade dolaşımın bozuk oluşudur. Çünkü diz eklemi gibi eklemler, kıkırdak dokular, eklemlerin yüzeyini saran kıkırdak dokular direkt kan damarlarıyla beslenmezler. İçerisine kanın, besinin, iyileşme malzemelerinin nüfuz edebilmesi için o sünger mekanizmasının çalışıyor olması gerekli. Yani üzerine bastığınızda içindeki sıvıyı boşaltacak, basıyı çektiğinizde içeriye sıvı alacak. Tıpkı bir sünger gibi çalışır. Bu sebeple yürüyüş diz için çok sağlıklıdır. Ve sabit ayakta durmak, sabit oturmak ve dizi kıpırdatmamak demek orada beslenmenin olmaması demek. İşte size göstereceğim bu uygulama, bu egzersiz tıpkı yürüyüşte olduğu gibi diz dokusunun beslenmesini sağlayacak. Yani oturduğunuz yerden yürüyüş yapmış olacaksınız. Üstelik de çok basit bir uygulama. Hadi gelin görelim. Şu anda beni uzaktan görüyorsunuz ama merak etmeyin, yakın çekimle de göstereceğim bunu size. Şimdi bir yan döneyim, daha rahat anlarsınız belki. Dizimi tam şöyle 90 derece kırmayacağım da birazcık ileriye alacağım. Şu açıyı arttıracağım. Elimi dizimin üstüne koyacağım. Dirseğim kilitli ve bastırıp çekeceğim. Az önce anlattığım o sünger mekanizmasını bu şekilde çalıştırmış olacağım. Dilerseniz bir de yakından bakalım. Dizimi az önce gösterdiğim gibi biraz ileri uzattım. Elimi şu şekilde koydum. Eğer diz kapağınızda ağrı acı duyuyorsanız, çünkü ben bunu yaptığımda elim diz kapağının üstüne geliyor ve biraz da onu aşağıya bastırıyor. Eğer bu sizde ağrı acıya neden oluyorsa yan koyun elinizi, diz kapağıyla temasınız kesilsin ve burada bastırın. Dirseğim düz, vücut ağırlığımla yükleniyorum ve güzel bir bası veriyorum. Öyle hafif değil. Sanki vücut ağırlığım onun üzerine yürüyüşte olduğu gibi yük vermiş ve çekilmiş gibi. Yük vermiş ve çekilmiş gibi. Bu şekilde bastırabilirsiniz. Buradaki kas dokuları yaşlılarda özellikle çok ağrılı olur. O yüzden çok sıkmadan yapmalarında fayda var. Az önce ben biraz sıkıştırdım çünkü. Şöyle elinizi rahatça koyun ve yük verip bastırıp bırakın. Fakat şu kullandığım size sıkıntı vermiyorsa, ağrı acı oluşturmuyorsa o zaman hatta şöyle iki elinizle birlikte bunu yapabilirsiniz. Yükü buradan veriyorum. Şu uçtan değil, elimin avucumun içinden veriyorum ve aşağı doğru uzanan kemiğin yönünde veriyorum. Dikkat ettiyseniz dirseğimle bacağımın dizinden aşağısının yönü aynı doğrultuda. Burada yükü veriyorum. Yani basacak kısmını siz görmüyorsunuz ama ben şu anda çok sağlam bir şekilde dize bastırıyorum. İşte bu şekilde oturduğunuz yerden yürüyüş yapmış olacaksınız. Eğer ağrı acı sebebiyle hiçbir egzersiz yapamıyor olsaydım ya da her şeyi yapıyor olsam dahi tek bir egzersiz seçme şansım olsaydı bunu seçerdim. Çünkü dolaşım olmadan iyileşme olmaz. Bir başka konuda, bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.